Evet Meral abla, nasıl buldun tatlıyı? Tatlın güzeldi. İçine koyduğun haşhaş değil mi? Hı hı. Biraz fazla olmuş. Biraz da şerbeti yoğun olmuş. Ama böyle ama tadı, bir şekilde olur. Şeyi falan yerinde, beğendim. Güzel. Afiyet İyi olsun. Kabarmış mı? Biraz daha kabarsaydı. Sanki bir tık daha. Hı. Ama bu şekliyle de güzel. Peki, beğendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Büşra. Sanki içi çok şey olmuş, yumuşak hamur olmuş. Sıcak mı döküldü şerbeti? Yok, şerbetim hatta bayağı soğudu. Sanki şerbet sıcak dökülmüş de böyle içi hamur yok, olmuş hatta, gibi. Yani şerbetim bayağı soğudu. En son tatlının şerbetini verdim. Yani yemeklerim bittikten sonra yani verdim. Yani irmik sanki yok gibi, böyle sadece şey gibi, hamur gibi. Katılmıyorum bence. İliklerim bir su bardağı tane, irmik koydu. Bir su bardağından fazla koydum. Bir su bardağından fazla yani ama iliklerim bence tane gelmiş. Tane. Galiba şerbeti fazla, fazla gelmiş ama kabarması falan tadı güzel. Peki, afiyet olsun. Halise? Beğendim. Kabarması normal. Şerbetini de iyi çekmiş. Güzel yani. Peki, afiyet olsun. Meryem abla? Tatlı güzel ama böyle yutkunca ne yağ koydunuz acaba? Sanki böyle damağa bir şey yapışıyor. Yağdan normal kaynaklı kullandığım bir yağ, markasını veremeyeceğim ama normal sıvı yağ kullandım. Tereyağı falan, tereyağı margarin falan değil yani. Yok ya, normal sanki sıvı içinde yağ. Tereyağı gibi bir şey var böyle, yutkununca damağa böyle yapışıyor gibi. Yok. Kız ama... revaniye tereyağı kondu, ne zaman görülmüş? Yok, öyle bir tat değil. Aldım sanki. Anladım. Peki, afiyet olsun. Serdar'cığım, eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Bu arada 2 saatlik süre zarfı içinde bu 2. revaniye. Aa. Bir önceki revani yandı. İnanmıyorum. Bu ama yine tel fırınlarda pişirdiği yani. İçin yani fanlı değildi. Üstü güzel kızardı. Altı beyaz dedi. Biraz alta koyayım dedi. Sarmaya daldı. Bir çıkardı ki simsiyah olmuş altı. Bir daha yeniden sıfırdan yaptı bu revani 2 saatin içinde. Evet. O yüzden sıcak dökülmüş şerbeti. Ben anladım aslında zaten. Aslında sıcak da dökülmedi. Şerbet bayağı fazla. Yok, şerbet fazla. En son tatlının biraz şerbetini verdi. Yani yaptı. Büşra'cığım yaptı. Bayağı da balkonda bekledi biz sarmaları sarana evet. Kadar. Hıngeli açana kadar. Daha sonra yani fırından çıkar çıkmaz dökmedi şerbeti. Dökmedim. Yani bayağı çok, en son etapta şerbeti döktüm çok yani. Çok soğumamış, anlaşılıyor. Çünkü bu normalde benim yani günlük yaptığım bir şey bu haşhaşlı revani. Ama bütün tatlıların revani. Üzerinden hani böyle, böyle şerbeti tam çekmesin, bir gece geçmesi gerekmiyor. Hani bu şekilde olur hani. Yapıldı, bir saat sonra sunuldu yani. Bu şekilde olur. Bunun keşke bu yemeklerin olmaz. Arkasından sütlü bir tatlı olsaydı daha iyi olurdu bence. Ama sütlü bir tatlı düşündüm ağırlıklı. Ama hafif olur diye düşündüm. Çünkü ana yemeğim ağır bir yemek olduğu için onun arkasına şerbetli bir tatlı yakışır diye aslında düşündüğüm için. Söylüyorsun, hafif olması aslında gerekiyor. Cenaze yemek pilavının ağırsa... ardından helva güzel giderdi de neyse revani yapmış. Ama mesela buhara pilavının arkasından yani hem hengel, hem şerbetli sarma, bir tatlı daha güzel işte gider diye düşündüm ben. Patatesi hep karbonhidrat içerdiği için sütlü tatlı daha hafif gelirdi bence. Ağır bir tatlı değil bence revani. Bence şerbetli tatlar tatlı. Ağır oluyor. Ben ilkin senin ama güzel, menüne elinize sağlık. Karışık dedim. Verdiğim röportajda da dedim ki karbonhidrat ağırlıklı. Ama İçinde protein bile yok ama. Dedim. Komple dedim karbonhidrat ağırlıklı dedim. Karışık bir menü seçmiş. Ama bütün menülerde var yani. Yine dediğimin arkasındayım, lafımın arkasındayım. Ben kendi günümü oynamıyorum. Estağfurullah. Puan içinde oynamıyorum. İsterseniz bana 1 verin, isterseniz hiç vermeyin. Yok, versinler ki para alacağım bu işin sonunda, öyle olur mu? Para alırsam koluma takacağım bir tane bilezik. Hadi dosta inşallah. Karşı. Hadi inşallah. Hak kimin hakkıysa o alsın. Valla ben tatlımın arkasındayım, gayet de güzel yok, olmuş. Güzel olmuş, evet. Biraz şerbeti fazla olmuş. Peki, yani, eline koluna sağlık, ben beğendim. Olur. Lezzetli bir tatlı olmuş, yani şerbeti şeker kıvamı iyi. Revanenin kendi şekli ve lezzeti de gayet güzel olmuş. Afiyet eline koluna sağlık, dondurmayla da sunmuşsun, güzel olmuş. Evet, peki, olumsuz eleştiriler aldın az önce bayağı evet. Bayağı bir. Evet. Beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu. Hazırsan puanlamaya gidiyoruz. Tamam, hazırım. Bakalım büyük finale son 2 gün kala Selda menüsüyle kaç puan alacak, hep birlikte görelim, haydi buyur. Puanlamayla karşınızdayız sayın seyirciler. Hanımlar hazır mısınız? Hazırız. Selda hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım, 20 bin liraya yürüdüğün bu yolda arkadaşların sana ne kadar yardımcı olacaklar hep birlikte bakalım. Göreceğiz. Buyurun hanımlar, tahtalar sizde. Evet, herkes puanlarını verdi. Hazır mısınız? Hazırım. Büşra çevir puanını. Bakalım kaç puan verdin. Benim Selda'nın puanım 2. 2 puan geldi Büşra'dan. Neden 2? Yani 2 tane yemeğini beğendim. Salatanı ve ana yemeğini beğendim. Onun dışındakileri yani çok eksik, kusuru vardı. Beğenemedim.
Bence değildi. Sadece kısasa kısas yaptığınızı hayır, düşünüyorum. Hayır, asla kısasa bence kısas öyle değil. Bence öyle yani. Kısasa kısas yaptınız. İki tane yemeğini beğenebildim. Yani ben o puanı verdim diye inanın siz de bana bugün aynı puanı verdiniz. Ya ben eğer kısasa ben kısas yapsaydım, günümü oynasaydım benim günüm geçti zaten. Bugün sana daha düşük puan verirdim. Bunun daha düşüğü yok ya. En düşüğünü verdim zaten. Var, tabii ki var. Daha bir düşüğü. Ama ben eksik menü çıkartmadım gibi. Ya masa hiç kimsenin düzgün değildi. Yani salata hepinizin sulanmıştı ve benim soğuk ve güzel bir şekilde geldi. Masaya zaten puan vermiyoruz. Ara sıcağım yine aynı tatlım. Masaya ya tatlıyı es geçtiniz ama evet. Tatlım da bence yani? Gayet güzeldi. Yok, yemeklere puan veriyoruz. Bence masa masayı da değerlendirmeniz lazımdı. Yani. Kimse de etki bu kadar ediyor. Güzel bir masa peki masa puanına puan vermiyorsan neden değerlendirmeye alıyorsun? Ya ben sizin masanız puan verilmiyor. Sizin masaya. Masanızda masa örtüsü olsaydı inanın ama puanı farklı olacaktı. Ama masanın düzenine tertibine eksik malzemeden puan kırıyorlar ya. Ben o yüzden bir puanı sırf masanızdan kırmıştım. Mesela masanız güzel olsaydı. Benim puanım bu. İki tane yemeğini beğendiğim için onlarayım. Ben adaletli bulmuyorum. Kısasa kısası yaptığınızı düşünüyorum. Yani ben hani herkes gününe mi oynuyor? En az 3 puanı hak ettim. Ben 4 bekliyordum herkesten. Tamam çorbamı sulu buldunuz ama ben herkesten 4 bekliyordum. Ama en az 3 bekliyordum. 2 yani hak ettiğim bir puan değil. Asla da kabul edeceğim herkes bir puan değil. Herkes öyle düşünüyor zaten. Ben de dün aynı şekilde kabul edeceğim bir puan değil. Ama dün sizin masanız bile yani tam değildi. Yani bu, dün sizin masanızla benim masamı kıyasladığınız zaman bence o değildi size yani. Göre, size göre. Peki Büşra'dan 2 geldi. Selda çok şaşırdı. 4 bekliyordu. Aynen kabul etmiyorum aynen. Meral abla beni bu ülkenin puanları. Beni sona bırak. Yorumlarını sona geldim. Bırakıyorum. Bana bu puanı başla tamam. Ver. Daha örnek çekip kopya çekemezler tamam, zaten. Tamam pekala. Puanım 4. 4 puan teşekkür geldi. Ederim. Hak ettiğim altın puanı verdiniz. Teşekkür ediyorum. Efendim? Yok bir şey. Böyle böbürleniyor mu? 4 puan veriyorum çünkü hak etti. Teşekkür hak ediyorum. Edene hak ettiğini puanı vereceksin. Peki. Halise buyur çevir puanını. Teşekkürler. Puanım 4. Benim puanımda niye şaşırıyorsun? Teşekkür ederim. Şaşırmadım ki. Sen dünyanın kötü yorumunu yaptın ya. Hayır. Nasıl hayır? Çorbayı beğenmedim. Ya çorbayı soğan pişmedi beğendim. Dedim, bilmem ne dedim. Bak yine lafı hayır, çorbayı güzel bir puan vermişim. Ben senden 2 bekliyordum. Masayı beğendim. 2 mi bekliyordun? Evet. Ona hakaret olurdu. Yorumlar çünkü yanında. O deri hani yoruma kötü yorumlar yaptın. Çok sağ olun. Bak çorbayı beğenmedim, tamam. Tatlı güzeldi. Ana yemeği güzeldi, uğraşmış. Güzel dedim. Bileyim, sadece soğanla çiğ dedim. Çorbaya çocuklara hastaya veriyorum dedim. Çorba dedin. Güzel pilavı yani etmediğin daha laf kalmadı. Ben dedim ki bu kız 2 verecek herhalde. Evet soğan pişmemiş dedim. Ben de aslında düşük bekliyordum ama çiğ tadı vardı. Nohut kötü kokuyor dedi. Evet. Tencereyi çevirdiği zaman tatlı güzel dedi. Tatlıyı beğendim. Sen tatlıyı beğendim. Sen tatlı haricinde hiçbirini doğru düzgün güzel bir yorum. Ara sıcağı beğendim. Laf anlarsın da değil. Puanlara engel değilim. Şaşırttın sadece. Onu dile getiriyorum. Önce hak ettiğim bir puanı verdi. Teşekkür ederim. Tencereyi açtığı zaman ay kokuyor dedin. Ondan sonra soğan pişmemiş dedin. Ben sevmiyorum. Not kokusu olabilir ne var ki bunda anlamadım. Bir şeyler daha söyledin. Ne söylediğini şeyler, sen unutuyorsun ben değil. Bak yorumunu bile unutuyorsun. Yo, ya. Nohut kokuyor dedin. Evet. Peki, nohut kokuyor. Haliseden 4 geldi. Şaşırtan bir puan geldi. Büşra hemen arada bak lafını soktu. Sen onu duymadın. Yarın gününmüş galiba günün o yüzden. Yarın İsterse bir versin umurumda değil. Siz 3 hak ediyorsanız o 4 hak ediyor güzel yani. Yer Paris. Ya sade gününe değil ya. Her saat başı kendine oynuyor. Ne gününe? Peki. Ya. Hele Meryem ablaya gidiyoruz. Meryem abla bu arada ne diyorsun 4 için? 4 puan verdin. Bence muydun? Sen de hiç şaşırmadın ha. Şaşırdım. Onların menüsüne karşı çok uğraştırıcı menüydü. Yani hak ettiğim puanı masası verdiğini düşünüyorum. Masam peki. Güzeldi. Menülerim hani aynı şekilde. Bu iyi yorumları başta asettik. Bu kadar şaşırmaz dedi zaten. Senden ümidim yoktu. Masayı gördüm. Dedim ki bir ışık var. Teşekkür ederim. Meryem Hanım bakalım o ışığı görmüş mü? Hele çevir Meryem abla puanı. 2'dir. Puanım 2. Bence de kısasa kısas yaptılar. Yani ben de hiç hak etmiyorum. Yani ikinizin puanını da maalesef. Hak ettiğimi düşünüyorum. Ama siz bu şekilde masa sunmadınız. Yani benim sunduğum gibi bir yapmadınız. Benim masamda da bir tuzlu yemeklerinizde de aynı şekilde. Yani kizaki ana yemeğiniz hiçbir şekilde olmamıştı. Hazır şehriyeli burguru yağda kavurup su koyup getirmiştiniz yani. Ana yemek yine öyle eti pişmemişti ama benim Büşra Hanım ve Meryem Hanım kısasa kısas yaptılar. Hiç hak ettiğim puanı vermediler. Ben o puanı hak etmiyordum. Selda Hanım olmamış diyorum. Neden bu kadar tepki veriyorsunuz ki? Olmamış. İki kişi yarıştı 2 puan verdi. İki kişi daha yarışmadı 4 puan verdi.
Bence kendileri günlerini oynuyorlar. Ama siz de gününüzü atlattığınız için. Sanki sizde bir etekten taşı döktük de oh evet, bir ferahladık havası var gibi sadece ama. Sadece gününüzü atlattığınız için puan yarın yarışacağı verdiniz için, benimle atıştığı için sen düşük puan vereceğimi düşünüyor. Sen de ilk gün yarışta puanları aldın diye mi 2 puan öyle verdin? Ben acındırmadım ama kimseye kendimi. Kız yok, acındırma ne alakası var? Ya hayır. Hayır sen siz ikiniz de o zaman. Hayır şimdi sen onlara diyorsun ya, onlar gününü oynuyor o yüzden 4 puan verdi. Ben öyle. Siz de sırtınızdaki taşları attınız, rahatladınız. Artık böyle 2-2. Ben yedim ama gününü geçirdim. Kimle oynayacak diyorsa ben onu verişim geçirdikleri için. Ben günümü geçirmedim. Gününü geçiren oynayacak dedim. Oynuyorlar işte. Ben oynuyor olsaydım mesela dün bir şahı bana yüksek puan verdim. Hakkaniyetli değiller maalesef. Ben sadece hak ettiğiniz puanı verdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.